Eserimizin 11. dersindeyiz. 8. dersimizde şu sorunun cevabına başlamıştık. Kafir kısa bir süre dünyada kalır ve bu süre zarfında günah işler. Kısa bir zamanda işlenen günahlara ebedi ceza vermek adalet ve hikmete uygun mudur? Bu soruya cevaben şöyle demiştik. Evet, kafir kısa bir süre yaşar. Ama bu kısa sürede nihayetsiz cinayetler işler. Nihayetsiz cinayetlerin cezası nihayetsiz azaptır. İşte böyle demiş ve kafirin 3 cinayetini izah etmiştik. Bu dersimizde 4. cinayeti işleyeceğiz. Kafirin 4. cinayeti Allah'ın isimlerini inkar etmesi ve o isimlerin tecellisini sebeplere vermesidir. Şimdi bu cinayete dair hazırladığımız videoyu seyredelim. Küfür, sahibini ebedi bir azaba mahkum eden büyük bir zulümdür. Kafir, küfrü sebebiyle ebedi cehennemde kalacaktır. Peki neden kısa bir ömürde işlenen bu günah ebedi bir azabı netice vermiştir? Bizler bu dersimizde ebedi cehenneme girecek olan kafirin işlemiş olduğu başka bir cinayetten bahsedeceğiz. Ta küfrü sebebiyle ne büyük zulümler ve cinayetler işlediği ve kendisini ebedi cehenneme nasıl mahkum ettiği daha iyi anlaşılsın. Şu alem ve içindeki her şey Allah'ın isimlerinin tecellisine bir aynadır. Rabbimiz mahlukat aynalarında isim ve sıfatlarıyla tecelli ederek kendisini bizlere o isim ve sıfatlarıyla tanıtmıştır. Bu cihette her bir varlık Rabbimiz tarafından yazılmış ilahi bir mektup ve kitap hükmündedir. Yaratılış gayesi Allah'ı tanımak ve bilmek olan insan, o ilahi kitaplarda tecelli eden isimleri okuyarak yaratılış maksadına hizmet edecektir. Fakat kafir, küfrü sebebiyle alemde tecelli eden o güzel isimleri inkar ettiği gibi, o isimlerin tecellisini dahi sebeplere vererek Allah'ın isimlerinin hukukuna öyle büyük bir zulmetmiştir ki, akıl bu zulmün ve cinayetin büyüklüğünü kavramaktan acizdir. Evet, o ilahi isimleri hiçe sayarak o isimlerin tecellisini sebeplere vermek, yaratılış gayesini hiçe düşürmektir. Bu öyle büyük bir cinayettir ki, affı mümkün olmadığı gibi ebedi bir azapla cezalandırılması tam bir adalet ve hikmettir. Şimdi alemde bir tefekkür yapalım ve her biri ilahi bir mektup ve kitap hükmünde olan o varlıkları ve onlarda tecelli eden isim ve sıfatları okumaya çalışalım. Daha sonra Allah'ı inkar ile o isim ve sıfatlara karşı işlenen cinayetin büyüklüğünü görmeye çalışalım. Her cemal ve kemal sahibi, kendi güzelliğini görmek ve göstermek istemesi sırrınca, Rabbimiz de sonsuz güzellikteki cemalini ve kemalini görmek ve göstermek istedi ve şu alemi yarattı. Her bir varlığı nakış nakış süsleyip, kemalinin ve cemalinin tecellilerini o varlıklarda gösterdi. Seyretmek vazifesini ve şerefini insana yükledi. İnsanın yaratılışının gayesi Allah'ı tanımak, bilmek ve mahlukatta Allah'ın isim ve sıfatlarını görmektir. Örneğin her bir insan yokluktan varlık alemine çıkmasıyla Allah'ın Halik, Mübdi, Mucit isimlerine ayna olurken kafir,
yaratılışını camit, şuursuz sebeplere vererek yaratıcısı olan Halik ismini, onu yoktan var eden Mübdi ismini, onu icat eden Mucit ismini inkar etmiştir. Muhyi ismi ona hayat vererek kendini göstermek isterken, o hayatını sebeplere vererek Muhyi ismini inkar etmiştir. Musavvir ve Bari ismi ona kusursuz bir suret vererek kendini gösterirken, o Allah'ı tanımamakla Musavvir ve Bari isimlerini de inkar etmiştir. Rezzak ve Kerim ismi onu besleyip ikramlarda bulunurken, o rızkı cansız, şuursuz sebeplerden bilmekle kendisini besleyip büyüten Rezzak, Kerim gibi isimleri dahi inkar etmekle büyük bir zulüm ve cinayet işlemiştir. Vehhab ismi kendisine cömertçe ikram ve ihsanda bulunurken, o Allah'ı inkar etmekle bu ihsanları sebeplerden bilmiş ve Vehhab isminin dahi hukukuna tecavüz etmiştir. Küçücük hafızasında gelmiş geçmiş tüm hadiselerin yazılıp muhafaza edilmesi Allah'ın Hafiz isminin tecellisiyken, o tüm bu işleri beynindeki hücrelere ve nöronlara verip Hafiz isminin kendisindeki o büyük tecellisini inkar ederek bu ismin hukukuna karşı büyük bir zulüm ve cinayet işlemiştir. Yine beynini sağlam olan bir kafatasıyla, vücudunu nazik bir elbise hükmünde olan deriyle, kalbini, akciğerini göğüs kafesiyle, gözlerinin göz kapaklarıyla muhafaza edilmesi Hafiz isminin tecellisiyken, o bu işleri şuursuz sebeplere ve tesadüfe havale ederek nankörlük içinde bu isme karşı büyük bir zulüm işlemiştir. Vücudunda bulunan dolaşım sistemi, solunum sistemi, sindirim sistemi, boşaltım sistemi, sinir sistemi gibi birçok sistemi görüp, sistem bir denge ve düzenin adı olduğu halde, bu muhteşem sistemlerde tecelli eden ilim, irade, kudret ve bunun gibi birçok sıfatı tesadüf ve sebeplere havale ederek alim, mürid ve kadir isimleri gibi birçok ismi dahi inkar etmiştir. Yaratılan her bir varlığın siması, parmak izi ve DNA'sı dahi birbirine benzememektedir. Hepsini birbirine benzetmemek için hepsini bilmek gerektir. Demek tüm yüzlerin üzerinde, parmak izlerinde ve DNA'larda Allah'ın Vahid, Ehad, Ferd isimleri tecelli etmektedir. Her bir varlığın üzerinde varlığının ve birliğinin mühürlerini açık bir şekilde vurmuşken, kafir, Allah'ı kabul etmemekle Vahid, Ehad, Ferd isimlerini reddederek o isimlerin hukukuna çok büyük bir zulüm işlemiştir. Evet, bizler sadece insanın bedeninde tecelli eden bazı isim ve sıfatları bir parça okumaya çalıştık. Sizler bunu tüm varlıklara kıyas ediniz. Her biri onlarca dille bize Allah'ı o güzel isimleriyle anlatacak ve tanıttıracaktır. İnsanın yaratılış gayesi budur. İnsan bu gayeye hizmet ettikçe Rabbini tanıyacak ve hakiki insan olacaktır. Evet, Allah binbir ismi şerifiyle şu alemi ve içindekileri bir kitap gibi yaratıp o kitaplarda güzel isimlerini tecelli ettirmiş, ama kafir, bırakın o isimleri okumayı, o tecellileri sebeplere, tesadüfe ve tabiata vererek o yüce isimleri tahkir etmiş, hiçe saymış ve
inkar etmiştir. Hem Allah şu alemi kendisini tanıtmak gibi yüce bir gaye ile yaratmıştır. Ama kafir Allah'ı inkar ederek yaratılış gayesine ve bu gayeye hizmet eden tüm varlıkların hukukuna tecavüz etmiş ve o varlıklarda tecelli eden isimler adedince sonsuz bir zulüm işleyerek kendisini sonsuz bir azaba mahkum etmiştir. Şimdi bir düşünün. O isimler her an, her yerde ve her şeyde tüm güzelliğiyle tecelli ederken bir dakikalık bir inkar ve küfrün içerisinde ne kadar çok zulüm ve cinayetler vardır. O dakika içerisinde alemde zerrelerden güneşlere kadar tecelli eden isimlerin tecellilerini hesaplamak sizce mümkün müdür? Akıl bu sayıyı idrak edebilir mi? Elbette edemez. Peki o günahın bir dakika değil de bir ömür boyu işlendiğini düşünün. Bu zaman zarfında tecelli eden isimlerin tecellilerini hesaplamak elbette mümkün değildir. İşte kafir ömrünün her saniyesinde alemde tecelli eden tüm isimleri ve o isimlerin tecellilerini inkar etmektedir. Demek kafirin işlediği cinayetin büyüklüğü alemde tecelli eden isimlerin tecellilerinin sayısıncadır. Elbette cezanın niteliği suçun niteliğine göredir. İşlenen suç böyle sonsuz olduğunda ceza da sonsuz olmalıdır ki adalet tecelli etsin. İşte kafir küfrüyle alemde her bir varlıkta her an tecelli eden o güzel isimleri ve tecellilerini inkar edip onları sebeplere vererek uluhiyetin izzetini reddetmiş ve karşı gelmiştir. Dolayısıyla kainatı titretecek bir zulüm ve cinayeti işleyerek kendisini ebedi azaba mahkum etmiştir. Kafirin ebedi bir ceza ile cezalandırılmasında kısacık ömrünü nazara alanlar, o kısacık ömürde işlediği zulüm ve cinayetlere bakacak olsalardı, kafirin ebedi cehennemde kalmasına tam bir adalet nazarıyla bakacak ve Allah'ın sonsuz rahmeti kafirin ebedi cehennemde kalmasına nasıl müsaade ediyor sorusunu sormayacaklardı. Bu dersimizde kafirin 4. cinayetini işledik. Bir sonraki derste kafirin 5. cinayetini işleyeceğiz. O derste görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.